Türkiye neredeyse 2 yıldır 17-25 Aralık soruşturmalarını konuşuyor. Soruşturmalar aradan geçen süre zarfında kapatıldı. Soruşturmaları başlatan savcılarsa önce görevden alındı, ardından açığa alındı ve son olarak da meslekten ihraç edildi. Bugüne kadar hep başkaları konuştu, savcılar sustu. 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş ise bugüne kadar hiçbir televizyona röportaj vermedi. Muammer Akkaş bugün televizyonun sorularını cevapladı. Türkiye 17-25 Aralık süreci yaşadı. Ve 25 Aralık soruşturmasını bizatihi siz yaptınız. 1,5 yıldır da Türkiye bu iki soruşturmayı konuşuyor. Bu soruşturmalar nasıl başladı? Aslında bu dosyanın nasıl başladığını girebilmek için bu dosyanın nereden geldiğini anlatmam gerekiyor. Bizim 2011 Kasım ayında, yanlış hatırlamıyorsam, 2011 Kasım ayında 2011'de 2323, 2313 nolu dosyayla biz bir soruşturmaya başladık. Bu soruşturmada yazın Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar sonucu, 3-4 defa ihbar geldiğini hatırlıyorum. Bu işte adliye intikal ettirildi. Biz bunun üzerine bir araştırma yaptık ve bu araştırma sonucunda bir örgüt kapsamı içerisinde haksız rekabetin yapıldığını, ihaleye fesat karıştırıldığını, rüşvet verildiği konusunda bulgular elde edince soruşturmayı derinleştirme imkanı hasıl oldu. Biz de soruşturmayı nihayete erdirebilmek için iletişim tespit tutanaklarıyla iletişim tespiti yapılması yönüne gittik. Yani telefon dinlemesi yapıldı, fiziki takipler yapıldı ve bir harfiyat şirketinin kamu görevlerine nasıl nüfuz ettiğini dosyada çok aleni olarak gördük. Dosya soruşturma devam ederken Bosforos 360 adlı bir şirketin Etiler Polis Okulu arazisinin ihalesine nasıl fesat karıştırdığı ile ilgili bulgular elde ettik. Bu bulguların değerlendirilmesi sonucunda bu şirketin ortaklarının görünüşte iki kişi gibi görünse de aslında daha başka kişilerin olduğunu, kamuda çok önemli görevlerde bulunan hatta birilerinin oğlu olduğu isnat edilen farklı ortaklarının olduğunu anlayınca yani bu soruşturmanın normal sıradan bir soruşturma olmadığını, kamu kaynaklarının nasıl birilerine nasıl peşkeş çekildiğini fark ettik. Ve harfiyat soruşturmasıyla bu soruşturmanın bir illiyet bağının olmaması, öbür soruşturmanın nihayete ermiş olması vesaire değerlendirerek biz bu soruşturmayı ayırma kararı aldık. Bosforos 366 adlı şirketin görünüşte iki ortağı vardı. Cengiz Aktürk ve eşi sahipleri gibi gözüküyor ama Cengiz Aktürk telefon görüşmelerinde şundan bahsediyor. Her ne kadar bu şirketin ortağı sahibi benmiş gibi gözükse de bu şirketin ortakları daha farklı kişiler olduğunu, işte Yasin Elkadı'nın, oğlunun, Abdülkerim Çay'ın, işte Başbakanlık Koordinasyon Ajans Müdür Yardımcısının, ve bunun gibi kişilerin bu şirketin ortağı olduğunu söylüyor. Tabi söylemesi yetmiyor. Bu şirketin faaliyet alanları içerisinde bu şahısların çok direkt olarak etkili olduklarını, faaliyetlerini takip ettiklerini, ihaleler sürecinde bu şirketin işlerini takip ettiklerini anlıyoruz. Yani Cengiz Aktürk'ün söylemiyle bizim bulgularımız birbiriyle örtüştü. Yani Bosforos 360 adlı şirketin ortakları iki kişi değil, daha fazla kişiler ve bu kişiler kamu gücünü kullanarak bazı ihalelere fesat karıştırdıklarını biz tespit ettik. 2012-656 nolu soruşturma olarak dönüştü. Yani tefrik edince bu numara üzerinden takibat yapıldı. Tabii ben tefrik kararı verince o dönemki başsavcı vekilimize durumu anlattım. Böyle bir soruşturma hasıl olduğunu anlattım. O da benim yapmak istediğimin doğru bir karar olduğunu, tefrik edebileceğimizi söyledi ve bu şekilde tefrik kararı verdik. Ve harfiyat dosyasından bu şekilde tesadüfi delillerle, elde edilmiş delillerle ortaya çıkan bir soruşturmadan bahsediyoruz.
Yani bu soruşmanın başlamasında ne ihbarlar, ne müştekiler vesaire bundan hiçbirisi yoktur. Bu soruşturma sadece telefon dinlemeleri sonucunda elde edilen tesadüfi delillerle ele geçirilmiş bir soruşturmadır ve devam ettirilen bir soruşturmadır. Yani 2012-656 nolu soruşturma ya da 2011-23-23 nolu soruşturmanın başlanmasında benim herhangi bir dahilim yok. Başsavcı vekili tarafından gönderilmiş olan bir soruşturma bana tevzi edildi. UYAB'a kaydetmeden soruşturmayı devam ettirmek, yapmak mümkün değil. Çünkü eğer UYAB numarası ya da soruşturma numarası verilmediği takdirde bu soruşturma ile ilgili emniyete, kolluk kuvvetlerine yazacağımız müzekkerelerin kabul edilmesi, mahkemeden talep ettiğimiz kararların alınması mümkün değil. Yani UYAB ortamında çoğu şey gerçekleştiriliyor. Şimdi biz yaklaşık bu soruşturmayı 20 aydır devam ettiriyorduk. 20 aydır devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ve soruşturmanın her safhasından, her aşamasından bilgim var. Yani ben 17 yıllık meslek hayatımda ve bunun ortalama 3 yılı da özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak devam ettiğim bu dönemde bu gibi soruşturmalara ne kadar müdahale edildiğini bizatihi yaşadım ve gördüm. Her bir soruşturmada ben farklı tecrübeler kazandım. Mali Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yaklaşık 2013 yılı Eylül-Ekim aylarında şöyle bir bilgilendirme yapıldı bana. Bakanlardan bir tanesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gidiyor. Diyor ki işte benim danışmanım dinleniyor mu, takip yapılıyor mu diye soruyor. Tabii oradaki müdür arkadaş da bakan sorunca vermek zorunda kalıyor. Diyor ki senin danışmanın dinleniyor. Tabii bakan şaşırıyor çünkü o şahıs bütün işlerini o danışmanına hallettiriyor. Ve o şahsın bizim soruşturmamızda o kadar çok etkisi var ki, yani havuz medyası diyebileceğimiz o rüşvet olayında bizatihi takip eden, paraları toplayan, iş adamlarını bu konuda zorlayan bir şahıs. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gidip bu soruyu soran o dönemin Ulaştırma Bakanı. Bunun danışmanı da Ömer Sertbaş. Ömer Sertbaş bizim soruşturmamızda şüpheli olan bir şahıs. Bizim takibat yaptığımız, telefonlarını dinlediğimiz, fiziki takip yaptığımız bir şahıs. Bazı ihalelerde bizatihi takibat yapan, hatta ihaleyi alacak olan şirketi arayıp bu ihaleyi size vermek istiyoruz ama sizin mümeyyiz vasıflarınız nelerdir? Yani sizin bir özelliğinizi söyleyin ki biz ihaleye bunu koyalım, sizin dışınıza kimse giremesin. Bu ihaleyi sadece size verelim. Telefonda net olarak anlattığı ve söylediği bir şahıs. Daha önemlisi işte 8-10 civarındaki iş adamından ortalama 650 milyon dolar paranın toplandığı, havuz parası olarak da nitelendirilen paranın toplanmasında hem bakan, hem danışmanı, hem başbakanın damadı Berat Albayrak'ın faktör olarak içerisinde bulundukları böyle bir soruşturmanın şüpheli olan bir şahıs. Ömer Sertbaş. 17 Aralık operasyonu yapıldığında benim için de bir sürpriz oldu. Hatta şu anda düşünüyorum da haberim olsaydı ben 25 Aralık operasyonu ben yapardım. Çünkü benim yapmış olduğum soruşturma aslında tabii her soruşturma çok önemlidir. Her savcı soruşmasını çok önemser. Ama yapmış olduğum soruşturma çok farklı bir soruşturmaydı. Yani ihalelerin nasıl verildiği, ihalelerin belli şirketlerin nasıl girdiği, ihale federasyonu karıştırmaların nasıl olduğu ve bunun içerisinde terörle ilgili konuların nasıl dosyanın içerisinde bulunduğu, kara paranın nasıl aklandığı, nüfus ticaretin nasıl yapıldığı, yani rüşvetinden ne bileyim örgütüne kadar her şeyin bulunduğu bir soruşmadan bahsediyoruz. Aslında biz bu soruşmaya başlarken işte Etiler Polis Okulu arazisi ihalesiyle ilgili başladık. Yani tek ihale şeyimiz buydu. Etiler Polis Okulu ile ilgili soruşmaya başlayınca
işin içerisine Yasin Elkad'a girdi. Yasin Elkad'ı ilk başta yoktu. Ve diğer ihaleler de yoktu. Ne bileyim nüfus ticaretleri, rüşvet bunların hiçbirisi yoktu. Ama telefon dinlemeleri yapılırken, fiziki takipler yapılırken yani bu örgütün sıradan bir örgüt olmadığını, kamu gücünü sonuna kadar kullanan bir örgüt olduğunu ve kamu imkanlarını fütursuzca kullandıklarını fark edince kendiliğinden soruşturma genişledi. Haksız olarak birilerinin menfaat elde etmesi var. Ve bu menfaat çok küçük miktarlar değil. Milyonlarca dolar, hatta bildiği ihalelerde milyarlarca doların geçmiş olduğu bir ihaleden, soruşmadan bahsediyoruz. Ya tabii şu anda düşünüyorum da soruşturmayı tabii sonuçlandıramadık. Yani ben milletimin bu yönüyle onlardan özür diliyorum. Yani yapmam gerekeni sonuna kadar yapamadım. Şu nedenle özür diliyorum. Ben bu soruşmadan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olarak gönderildim. Ve Asya Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcılığı yaptım. Orada hırsızlık dosyaları da geliyordu. İşte orada işte evine ekmek götürmeyi düşünen ya da sokakta yatan o insanların işte inşaatın etrafından geçerken toplamış olduğu hurda demirleri alıp bir yere satıp ve bu şekilde geçindiği bir şahsı düşünün. Ve bu şahıs hurda demir çalarken yakalanıyor ve hurdanın değeri 10 lira ya da 20 lira. Ama ortada bir hırsızlık var. Ve bu sanık hakkında biz ceza verdik. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ceza verdik. 10 lira için biz ceza verdik. Ben vicdanen rahatsızım bu konuda. Yani daha önce işte baklava satan çocukları hadisesini herkes biliyor. Yani 20 lira, 30 lira için, 50 lira için yani sadaka olarak verdiğiniz paralar bunlar. Ama suç kastıyla hareket edildiğinden dolayı bir hukukçu olarak biz yasaların öngörmüş olduğu şeyleri yapma durumundaydık ve cezaları verdik. Öbür tarafta milyonlarca dolar, milyarlarca dolar devletin kamu hakkını, kamu malını çalan, rüşvet olarak veren insanları görünce ve onlara bir şey yapamayınca ben gerçekten vicdan azabı yaşıyorum. Ve şu anda hala yaşıyorum. İlk kez bir savcının ve bir mahkemenin kararı uygulanmadı. Neler yaşadınız o 3 günlük yani 24, 25, 26 Aralık'ta? Mesela 25 Aralık bir gündür ama benim nazarımda ben o 25 Aralık'ı bir hafta belki bir ay gibi yaşadım. 24 Aralık hakeza yani şimdi başlamış olduğu nokta itibariyle düşünürsek benim herhalde ömrümden birkaç yılı o 24-25 Aralık, 26 Aralık götürdü. Şimdi 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili operasyon yapılınca tabii bende bir tedirginlik oluştu. Ben 17 yıl Cumhuriyet Savcılığı yaptım. Normal Anadolu'da yetişmiş bir ailenin sıradan bir evladıyım. Hukuk fakültesine tesadüfen kazandım. Mesleğe girdim. İşte meslekte önemli görevlerde bulundum. Bazı görevleri talep etmememe rağmen işte büyüklerimiz bu konuda tensip buyurmuşlar. Bizi önemli görevlere getirdiler. Ve ben bu mesleğin hakkını sonuna kadar yapmaya çalıştım. Ve bugüne kadar da soruşturmama hiç kimseyi müdahale ettirmedim. Hatta şunu kasemle söyleyebilirim. Benim yapmış olduğum soruşturmalarla ilgili eşimin bile haberi yoktur. Mesela bu 25 Aralık soruşturmasında bir gün önce eşim haberi oldu. Şüpheliler kimler? Soruşmanın içeriği nedir? Eşim hiç haberi yoktu. O gün neden haber verdim? İşte 24 Aralık gecesi işte böyle bir olay var. Ben kendimle baş başa kaldım. Dosyaya müdahale edildi. Ancak bir cümle savcısı olarak ben bu soruşturmayı sonuna kadar götürmek istiyorum. Ve yarın operasyon talimatı da vermek istiyorum. Ve bunun sonucunda da ben zarar göreceğimi biliyorum ama sonuçta biz bir aileyiz. Bu zararı sizler de göreceksiniz. Bu nedenle senin bu konuda rızanı istiyorum. Ne diyorsun diye sorduğumda eşime hala teşekkürüm, müteşekkirim bu konuda. Eşim sonuna kadar arkandayım. Giy neyse yap demişti.
Ve ben bu gönül rahatlığı içerisinde bu soruşmayı, soruşmanın operasyon talimatını verdim. Yani bugüne kadar soruşmaya hiç kimseye müdahale ettirmedim. Yani soruşmada kimler varsa şüpheli olarak isimlerine hiç bakmadan, Ahmet Mehmet olsun hiç önemli değil, isimlerine bakmadan soruşmayı sonuna kadar götürdük. Ya burada Bilal Erdoğan soruşmanın belli bir noktasında girdi. Önemli bürokratlar vardı ve bunları isim olarak biliyordum. Çok önemli görevlerde bulunuyorlardı. Ama benim savcı olarak ben bunu yapmam gerekiyordu. Yani bir polise diyemezsiniz. Yani sen hırsızı yakalama, hırsız istediği gibi hırs çalsın, çırpsın diyemezsin. Ya da bir doktora, yani sen acile gelmiş olan bir hastaya müdahale etme, bu senin görevin diyemezsin. Ya onlar o görevlerini nasıl yapmaları gerekiyorsa ben de bir savcı olarak suçları takip etmem gerekirdi. Yani mesela örnek verecek olursak bu soruşmadan bir yıl önce yapmış olduğum yine kamuoyunda gündem olan bir soruşturmada ben yıllar önce aynı yerde çalışmış olduğumuz bir savcı arkadaş hakkında soruşmada ismi geçtiği, tavasutlarda bulunduğu noktasında ciddi deliller elde edince o savcı arkadaşla ilgili HSYK'ya fezleke ile gönderdim ve suç duyurusunda bulundum. HSYK'da bu savcı arkadaşla ilgili soruşma yaptı, inceleme yaptı, soruşmaya dönüştü. Tabii şu anda sonuç ne oldu bilmiyorum. Hatta o savcı arkadaşla biz 3 yıl boyunca aynı odayı paylaştık. Yani orada tabii yani aynı odayı paylaşmış olduğumuz bir savcıyla ilgili eğer ben bunu yapabiliyorsam bu benim tamamen vicdanımla ilgili bir konu. Yani vicdanen insan yatağına yattığı zaman, girdiği zaman rahat edebilmesi için hiçbir yükün, hiçbir emanetin üzerinde kalmaması gerekiyor. Şimdi 24 Aralık günü sabah ben geldim adliye. İşte daha öncesinde bir gün önce ya da iki gün önce polis memurları geldiler. Dediler ki savcım dediler sizin soruşturmanızı öğrenmişler. Bu soruşturmaya müdahale etmek istiyorlar. Bilginiz olsun şeklinde haber verdiler. Bunun üzerine ben de tedbirlerimi almaya başladım. Hazırlıklarımı yaptım. Ancak 17 Aralık'tan sonra yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Başsavcının bilgilendirilmesi noktasında. Ben de 24 Aralık sabahı geldim. Başsavcı vekilimiz Oktay Erdoğan'ı telefonla dahili hattan aradım. Ancak başsavcı vekilimiz odasında yoktu. Sekreter Hanım'a not bıraktım. Başsavcımız dönünce bana bilgi verin şeklinde. Birkaç defa aradım aynı bu bilgilendirmek amacıyla. Saat 11.30 sıralığında başsavcı bey döndü. Savcım beni aramışsın dedi. Başsavcım evet ben önemli bir soruşma ile ilgili bir konuyla ilgili sizi aramıştım. Sizi bu konuda bilgilendirmek istiyordum şeklinde konuşmamız oldu. Şu anda misafirlerim var. Sizin ziyaretinize gelmek istiyorum. Müsaitseniz tamam savcım dedi. Ve telefonu kapattık. Arkadaşlar işte 15-20 dakika sonra odamdan ayrıldılar. Ben de hazırlık yapıyordum. Başsavcı Bey'e bilgilendirme yapacağım. Notlarım var. Notlarımı aldım. Başsavcı Bey'in yanına gitmek üzere çıkacağım sırada bizim Temeke 10 maddesiyle görevli soruşma bürosunun yazışehir müdürü arkadaş geldi. Savcım dedi, Oktay Bey beni gönderdi. Acilen 2012-656 nolu soruşma dosyasının bütün ekleriyle beraber getirmemi istedi, dedi. Bu talimatı da Turan Çolak kadının verdiğini söyledi. Ben de tabii şaşırdım çünkü 2012-656 soruşma numarasının bilgileri, haberleri yoktu. 25 Aralık dosyası. Tabii 25 Aralık dosyasından haberleri yoktu. Yani bu, yani şöyle haberleri yoktu. Yani 1,5 yıl devam etmiş olan bir soruşturma, binlerce soruşturma içerisinde bu numarayı bilmeleri mümkün değil. O açıdan haberleri yoktu. Yani nihayetinde soruşmadan haberleri var. Çünkü bu soruşma bana başsavcı vekilliği göndermiş. Biz aylık olarak başsavcı vekilliğine soruşmalarımızın listesini gönderiyoruz. Özel yetkili mahkemeler kaldırılıp Temeka kurulduğunda bütün dosyalar başsavcı vekilinin elinden geçti, gördü. Yani bilgimiz yok demeleri abestir. Çünkü bilgileri vardı ama tabii binlerce dosya içeriğini çok fazla bilmeleri mümkün değil.
Ben de müdür beye dedim ki, müdür bey işte dosya kalabalık, yani şu anda bir kısmı da arşivde. Ben dosyayı hazırlayayım, getireceğim, bizatihi getireceğim. Böyle söylemeniz istirham ediyorum dedim ve müdür beyi gönderdim. Ve müdür beye gittikten sonra, yaklaşık 10-15 dakika sonra Oktay Bey kendisi geldi. Tabii Oktay Bey'i ben ayakta karşıladım. Kendisine masajım buyurun dedim. Yani zaten bu konuyla ilgili, yani Turan Bey'in Turan Çolak kadını istemiş olduğu bu dosyayla ilgili sizi bilgilendirmek amacıyla sabahtan beri arıyordum dedim. Ve kendisine kısaca soruşturmanın kapsamını anlattım. İhaleleri, Urla villalarını, Eteler Polisi Okulu arazisindeki ihale sürecini, bunun gibi soruşturmanın kapsamını kendisine anlattım. Basar yönünde ben şu ana kadar yapmış olduğum delil olarak en güçlü, en kuvvetli dosyalardan birisi. Bu nedenle delilleri çok kuvvetli, çok sağlam. Ben operasyon yapmak istiyorum dedim. Oktay Bey dedi, o zaman gel beraber gidelim. Basarcı Bey'e dosyayı bir anlat dedi. Tamam dedi, hay. Ben dosyamı aldım fezlekimi. Oktay Bey ile beraber Basarcı Bey'in odasına gittik. Tabi Basarcı Bey şaşırdı. Çünkü beni beklemiyordu Basarcı. Basarcı işte 50 civarında klasörüm olunduğu dosyayı bekliyordu. Soruşturma dosyasını bekliyordu. Beni görünce şaşırdı. Oturduk. Ben Basarcı Bey'e anlattım dosyayı. Basarcım dedi, yani bu dosya birkaç yönü olan bir dosya. Bir örgüt soruşturması, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması, kamu gücünü kullanarak ihalelerin nasıl ele geçirildiği, ihalelerin nasıl alındığını gösteren bir soruşturma. İhaleleri anlattım. Etiler Polis Okulu arazisini, Urla villalarını, karayolları, demiryolları ihalelerini, maden arazisi, ihalesi vesaire, bütün bunları kendisine arz ettim. Tabii bu anlattıktan sonra Basarcı Bey yani çok yani dosyayı öğrenmek istermiş gibi bir izlenim bana bırakmadı. Mesela Basarcı Bey şunu sorması gerekirdi. Bu dosyada şüpheliler kim? Ne tür delilleriniz var? Yani bu delillerin önemi ne kadar? Burada evet çıkan amaçlı suç örgütü var, bununla ilgili yeterli deliliniz var mı vesaire, bunları sorması gerekirdi. Hayır, Basarcı Bey bunların hiçbirisini sormadı. Dedi ki, bir dedi, bu yani TMK'nın görev alanına giriyor mu dedi. Ben evet giriyor dedim. Yani neden giriyor? Çıkar amaçlı suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütünün olabilmesi için tehdit ve cebirin veya cebirin birlikte değil ayrı ayrı bulunması gerekiyor. Yani tehdit olacak ya da cebir olacak. Bizim o dosyamızda hem tehdit var hem de manevi cebir diyebileceğimiz ve Yargıtay'ın kararlarında kabul edilen kamu gücünün sonuna kadar kullanıldığı ve bu konuda kamu görevlerinin baskı yapıldığı her ihale sürecinde gördüğümüz bir nokta var. Ve bu nedenle bu dosya bizim görev alanımıza giriyordu. İkincisi, Yasin Elkadı gibi terörü finanse eden bir şahsın takibatını yapmışız. Bu nedenle de bizim görevimize giriyordu dedim. Hemen şeyi sordu, Urla villalarını sordu. Urla ile İstanbul'un ne alakası var dedi. Ben dedim masajcım yani sizin bunu sormamanız lazım. Biz özel yetkili, yani Türkiye'nin her tarafıyla eğer illiyet bağı varsa soruşma yapabildiğimiz bir noktadayız. Yani normalde biz Marmara bölgesi çerçevesinde bir soruşma yapıyoruz ama suç örgütünün İzmir'de de olabilir, Diyarbakır'da olabilir, Adana'da da olabilir. Farklı yerlerde eğer eylemleri varsa ve bu eylemlerin de suç örgütüyle, suç liderleriyle illiyet bağını da kurabiliyorsak, evet bu bizim soruşmamızın kapsamında değerlendirmemiz gerekir. Bu gibi konularda bana sorular tevcih etti. En sonunda ihalelere geldi. İhalelerle ilgili, yani Türkiye'de çok ihale yapılıyor dedi. Ben de çok ihale yaptım. Ancak bazen bazı durumlar oluyor ki birinci gelen yerine ikinci gelene verdiğimiz ihaleler de oldu. Maslahat belki onu gerektiriyordu dedi. Ben dedim ben Basarcığım, yani sizin yapmış olduğunuz ihaleler işte 1.000 liralık 2.000 liralık ihaleler. Burada milyonlarca dolarlık, hatta milyarlarca dolarlık ihalelerden bahsediyoruz.
Burada devletin kaybı 1000 lira 2000 lira değil. Milyonlarca dolar devletin kaybı var. Kamunun orada boşa giden paraları var. Yani 76 milyonun cebinden haksız yere çıkan paralar var. Bunlardan bahsediyoruz. Ya bu gerginlikte geçen bir konuşmamız oldu Başsavcı Bey ile. En sonunda ben Başsavcı Bey'e dedim ki Başsavcım bu dosya deşifre oldu. Bunun farkındayım. Ben vicdanen rahatsız oldum. Operasyon yapmak istiyorum deyince Başsavcı Bey bir anda sen kendini ne zannediyorsun dedi. Tabii şaşırdım. Yani Başsavcı Bey yani bir savcıyla nasıl böyle konuşur? Sen ne kendini ne zannediyorsun? Ben seni adım adım takip ettiriyorum. Bak aynen söylediği sözler. Adım adım takip ettiriyorum. Senin ne yaptığını biliyorum. Yani ben buradan anlıyorum ki Başsavcı Bey'e benimle ilgili, soruşturmayla ilgili bir şeyler söylenmiş, bazı bilgiler aktarılmış ve Başsavcı Bey bu konuda beni baskı altına almaya çalışıyor. Sonra sıradan bir konuşma ortam oluştu. Turan Bey'in özelliğidir, çok hatırası vardır. Bize hatıralarından anlatmaya başladı ve bir buçuk saat kadar bir zaman Başsavcı Bey'in yanında oturduk. Sonunda çıkarken dedi ki siz bu dosyayı çalışın, bana bilgi verin dedi. Oktay Bey de tamam dedi. Ayrıldık. Oktay Bey'in odasına gittik. Bir süre oturduktan sonra ben işim var dedim Başsavcı Bey'e. Ve onun odasından ayrıldım. Odama çıktım. Oktay Bey ile aslında kendisine demiştim. Yani benim 5'ten sonra işim var. Bu nedenle dosyaya çalışamayacağım. Şeklinde bir bilgilendirme de yapmıştım. Sonra serviste evime gittim. Tabii benim hafızamda Başsavcı Bey ile yapmış olduğumuz konuşma çok derin izler bıraktı. Ve bunun muhasebesini yaptım. Yani bu sıradan bir soruşturma değil. 10 liralık 20 liralık bir soruşturma değil. Yani 76 milyonu ilgilendiren bir soruşturma. Ben de gerçekten çok derin izler bıraktı. Servisle eve giderken, evde eşimle çocuklarımla meşgul olurken, yemek yerken hep bunları düşündüm. Yani bir ikilemdesiniz. Ya bu bana ne diyeceksiniz? Yani vereyim geçeyim. Ya da yani ben bir cümle savcısıyım, vicdanım var. Çocuklarımın yüzüne yani bakabilmem gerekiyor. Sorumluluğum var ve bunları yapmam gerekiyor. Bu ikilemde gittim geldim. Yani insan olarak tabii ki bu gitmemiz çok tabidir. Ve sonunda şuna karar verdim. Yani ben bu soruşturmayı sonuna kadar götüreceğim. Başıma ne gelirse gelsin. Sonuna kadar götüreceğim. Sabah erkenden eşimi de aldım yanıma. Giderken eşimi arabayla okuluna bıraktım. Sonra ben adliyeye gittim. Tabi erken gittiğim için adliyede kimse yoktu. Ben hazırlık yaptım. Sonra katipler geldiler. Katiplerle işte girişleri yaptık. Hazırlığımızı yaptık. İlk önce 23 Aralık'ta aslında ben arama kararlarını istemiştim mahkemeden. Mahkemeye fezlekeyi göndermiştim daha önceden. Mahkeme fezlekeyi biliyordu. Ve mal varlığını tedbir kararı almak için hazırlık yaptık. Ve bunu hazırlayınca elden hakim beye götürdüm. Daha sonra da işte diğer şeylerle de meşgul olunca arkasından UYA Board'umda onayladım. Hakim Bey de işte mal varlığının tedbir kararını verdi. Gözaltı kararlarını hazırladık. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verdim. Normalde 94 civarında şüphelinin olduğu bir soruşmadan bahsediyoruz. 41 kişi içerisinde aslında burada biraz benim hassasiyetimden kaynaklanan bir durum, iş adamları vardı, işte bazı bürokratlar vardı. Ancak Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, işte Demir Yolları, Karayolları Genel Müdürleri, işte Başbakanlık Özel Kalem Müdürü vesaire, bunlar hakkında gözaltı kararı vermedim. Neden vermedim? Yani nihayetinde 17 Aralık'ı yaşamışız. Eğer bunlar hakkında bir gözaltı kararı da vermiş olursam ülke sıkıntıya girebilir düşüncesi oluştu. 9 kişi hakkında çağrı kağıdı düzenledik. Ve bu hazırlıkları işte 25 Aralık günü hazırladık.
Tabii ki burada gözaltı kararlarını Mali Şube Müdürlüğü'ne göndermem gerekiyordu. Nasıl göndereceğim? Mali Şube Müdürü değişmiş, müdür yardımcıları değişmiş. Yani benim tanıdığım polislerin, komiserlerin önemli bir kısmı değişmiş. Sadece Mehmet Akif Bey'in 17 Aralık dosyası ile irtibatı olduğunu olması nedeniyle onun işte Mali Şube'de görevinin devam ettiğini bildiğim için ancak onunla bu dosyayı yani bu gözaltı kararlarını gönderebilirdim ve kendisini telefonla aradım. Amirim dedi, yani bir gelebilir misiniz? Dedim, o da hiç kırmadı. Yarım saat sonra geldi. Kapalı zarf içerisinde mühürledim. Hem arama kararlarını hem de gözaltı kararlarını kendisine teslim ettim. Komiserim, başkomiserim dedim, bunu müdür beye götürün ve gereğini yapılmasını istediğimi önemli söyleyin. İşte Mehmet Akif Bey de bu kapalı zarf içerisindeki talimatları müdürlüğe götürmüş. Öğrendiğim kadarıyla Mali Şube Müdürü bir hafta önce tayin olan atanan Mali Şube Müdürü yokmuş. Hakan Sıralı yokmuş. Müdür yardımcısına bunları veriyor. Tabii müdür yardımcısı tecrübesiz ve şöyle bir bakıyor. Diyor ki hazırlık yapın, operasyon yapalım. Ve Mehmet Akif Bey'e bu kararları verince Mehmet Akif Bey şüpheleri şöyle bakıyor. Müdür Bey, isterseniz Müdür Bey'i bir arayalım. Çünkü burada önemli kişiler var. Ve Müdür Bey'i arıyorlar, Hakan Bey'i. Hakan Bey acilen geliyor. Tabii şahısların işte önemli şahıslar olması nedeniyle bir anda işte İstanbul ayağa kalkıyor. Sonra Ankara ayağa kalkıyor. Bizim Çağlayan Adliyesi'ne bilgilendirmeler yapılıyor. Ve bu şekilde dosya, soruşturma, operasyon talimatı alenileşmiş oldu. Tabii ben bu süre içerisinde biz hazırlıklarımıza devam ettik. Çünkü mal varlıklarının tedbir kararlarını biz UYAB'a ortamında girişini yapmamız gerekiyordu. Katip arkadaşlarla bunların girişini yaptık. Ve dosya ile ilgili ben hazırlık yapmam gerekiyor. Eğer gözaltılar olursa daha önceden ben bu operasyon yapabileceğimiz düşüncesiyle emniyete soruları falan hazırlatmıştım. Sorularımız hazırdı. Hazırlıklarımızı yaptık. Tabii ki aynı zamanda Mali Şube Müdürlüğü'nden de haber bekledim. Akşama kadar herhangi bir haber gelmedi. Saat 5'ten sonra işte Hakan Sıralı'nın, Mali Şube Müdürünün Çağlayan Adliyesi'ne gelip Oktay Erdoğan'la görüştüğünü öğrendim. Odamda bekledim. Saat 19 sıralarında Hakan Bey benim yanıma geldi. Yanına başka bir müdür de vardı. O gelince nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Bey, o da geldi. Dördümüzün olduğu bir ortamda konuştuk. Hakan Bey dedi ki, Sayın Savcım dedi, biz talimatlarınızı aldık ve gereğini yapmak istiyoruz. Ancak süre sona ermek üzere, bize ek süre vermenizi istiyoruz. Dedi, ben de tamam dedim. Zaten ben bu konuyla ilgili bir talimat hazırladım. Gözaltı talimatı hazırladım. Mali Şube Müdürlüğü'ne bunları gönderdim. Orada da zaten sehven bir hatada yapmıştık. Bunu da düzelterek gönderdim. Gereğin yapılmasını istiyorum dedim. O da gözaltı kararlarını uygulayınca ne yapacağız deyince ben bu konuda hazırlıkları yaptım. Siz gözaltı kararlarını uygulayın. Benden talimat bekleyin dedim. O da tamam hay hay dedi ve ayrıldı. Ben de işlerimi tamamlayıp kendi arabamla evime döndüm. İşte akşam 23-23.30 sıralarında Mali Şube Müdür Yardımcısı, şu an ismini hatırlayamadığım Müdür Bey beni telefonla aradı. Sayın Savcım, biz gerekli araştırmalarımızı yaptık. 41 şüpheli içerisinde bunun 25 tanesi İstanbul'da, geri kalan 16'sı İstanbul dışında. İkamet ettiklerini tespit ettik ve bu gece bunlara operasyon yapmayı düşünüyoruz. Operasyon yapınca size sabah bilgilendirme yapacağız dedi. Ben de iyi olur, soruşmanın gereğini yapın, talimatın gereğini yapın dedim. Tabii ben bu ümitle o gece uyudum. Sabah kalktım, televizyona hemen televizyon açtım. Acaba
İşte medya intikal eden bir şey var mı? Medyada öyle bir haber göremedim. İnternete baktım, internette bir haber görmedim. Dedim ya ama işte emniyeti de aramak istemedim. Adliye geçeyim, oradan daha rahat iletişim kurarız düşüncesiyle. Adliye geçtim, saat 8.30 gibi adliye vardığımızda bilgisayarımı açtım. UYAB'a girdiğimizde 2012 656 nolu soruşturmanın ben alındığını fark ettim. Tabii şu anda düşünüyorum da 25 Aralık gecesi hatırladığım kadarıyla Bakanlar Kurulu'nda bir değişim oluyor. Bu değişim sonucunda İçişleri Bakanlığı'na işte bahsetmiş olduğun şahıs getiriliyor. Zaten bizim soruşturmamızın kaderi de o gün gece belirleniyor. Aslında Emniyet Müdürlüğü, Mali Şube Müdürlüğü bütün hazırlıklarını yapmış, polislerin görevlendirmeleri yapılmış, operasyon için talimat bekliyorlar. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla o gün gece Emniyet Müdürlüğü'nde toplantılar yapılıyor ve toplantı sonucunda operasyonun yapılmaması konusunda karar alınıyor. Aslında işte bizim soruşturmamızın en can alıcı noktası bu. Bakanlar Kurulu değişiyor, bazı bakanlar değişiyor. O bakanlar soruşmaya direkt müdahalede bulunuyorlar ve bu bakanların işte 18 Aralık gecesi söylemiş olduğu sözleri de düşününce 25 Aralık'ta bunu bizatihi uygulandığını gördük. 25 Aralık'tan sonraki süreçte de uygulandı. Yani şu anda gelinen nokta o değil mi? Yani orada bakan diyor ki telefonda işte polisleri görevden alın, savcıyı görevden alın, kapısını kırın, içeriye girin. Şimdi düşünün. Ya polisler alındı içeride. Ve bu polisler hırsızları takip eden polisler. Ve şu anda hakim ve savcılar dahaki soruşmalar yapıldı. Meslekten ihraçlar yapıldı. Ve haklarında tutuklama kararları çıkartıldı. Şu anda cezaevindeler. Yani bakan söylediklerini aslında gerçekleştirdi. Yani aslında mesajı aslında 18 Aralık'ta vermiş. Biz anlamamışız. Hakikaten siz 25 Aralık soruşturmasıyla iktidara darbe mi yapmak istediniz? Yani Türk hukuk tarihinde ilk defa savcının ve mahkemenin talimatları yerine getirilmedi. Yani eğer bir darbe varsa yargıya darbe yapıldı. İlk defa. Bunun tarihte hiçbir örneği yok. Hatta dünya hukuk tarihinde bunun örneği olduğunu ben düşünmüyorum. İlk defa yargıya darbe yapıldı. Ve bu darbe birilerinin talimatlarıyla, siyasiler, siviller kanalıyla bu darbe yapıldı. Ve bu darbenin önemli sücelerinden bir tanesi de benim. Bunun mağdurlarından bir tanesi de benim. Ve hala bu mağduriyetim devam ediyor. Ve şu anda meslekten de ihraç edildim. Ve zannedersem diğer hakim ve savcıların ve polislerin başına gelen şeyler de benim başıma gelme ihtimali yüksek. Çünkü şu anda hukuki bir süreç yaşanıyor mu? Kesinlikle hukuki bir süreç yaşanmıyor. Polisler neden gözaltına alındı ve tutuklandılar? Hakimin vermiş olduğu kararları uyguladıkları için yerine getirdiler. Şimdi hakim mahkeme karar verdikten sonra polis ne yapabilir? Ben bunu dinlemeyeceğim deme yetkisi yok. Ama aynen uygulamak zorunda. Böyle bir talep geldi ve şartları da tutuyor. Çünkü istibari dinlemede şekil şartı vardı. Yani hakime orada sen bunu değerlendir, doğru mudur, yanlış mıdır bunlara gir. Hiçbir öyle bir şey denmiyor. Şekli şartlar yerine getirildiyse hakim de o kararı vermek zorunda. Ve polisler mahkeme kararını uyguladıkları için şu anda içerideler. 9 aydır, 10 aydır cezaevindeler. Yani mahkeme kararını yerine getirdikleri için içerideler. Düşünebiliyor musunuz? Mahkeme kararını yerine getiren polisler cezaevinde, mahkeme kararını yerine getirmeyen, uygulamayan polisler, savcılar, dışarıda hakimler dışarıda. Acınacak bir durum tabii ki. Ülke için acınacak bir durum. 25 Aralık'tan sonra Türkiye'de hukuk diye bir şey kalmadı. Yani hukuk şu anda tamamen rafa kaldırılmış. Bir kişi için yasaların çıkartıldığı, gece yarısı operasyonlarıyla yasaların yapıldığı bir süreçten geçtik. Aslında Türk milleti binlerce yıllık geleneği olan bir millet. Yani bizim binlerce yıllık bir devlet geleneğimiz var. Ama bu süreçte görüldü ki
bu 1000 yıllık devlet geleneği tamamen lağvedilmiş, bitirilmiş. Yani hukukta genel ilkeler vardır. Bu genel ilkeler herkes uymak mecburiyeti nedir? Yani kazanılmış hak dediğimiz, hukukun üstünlüğü dediğimiz, yani insanın her şey olduktan sonra müracaat edebileceği tek yer olan yargı, yani bağımsız mahkemelerin bulunduğu bir ülkede bütün bunları lağvediyorsunuz. Talimatlarla işler yapılıyor, talimatla soruşma yapılıyor, kararlar verildi. Ya bütün bunları hepimizin gözü önünde oldu. Ve tabii ki bunun bir mağduru olarak, bu dönemde sıkıntı yaşamış birisi olarak bu konuda en çok ben endişelendim, korktum. Korkum aslında şahsımdan daha ziyade ülkem için korktum. Çünkü normal bir dönemden geçmiyoruz. Yani ben aslında operasyonu 30 Mart seçimlerinden sonra yapmayı düşünüyordum. Ancak şartlar, dosyaya müdahale edilmesi bunu gerektirdi, öne almamı icap ettirdi. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Ben yurt dışına hiç çıkmadım. İlk defa bir yurt dışına çıkma, ailemle yurt dışına çıkma planı hazırladık. Planımız vardı. Benim amcamlar Fransa'dalar. Onları hem ziyaret etmek hem de o bölgeyi gezmek amacıyla 2013 Mart ayında Pegasus'tan bilet aldım. Lyon kentine. 4 kişilik eşim, çocuklarım ve ben bilet aldık. Gidiş ve dönüş. Ve 27 Aralık 2013 tarihinde de biz Fransa'ya gidecektik. Yani 25 Aralık'tan 2 gün sonra benim Fransa'ya gitme planım vardı. Eğer ben bu planlı bir operasyon olsaydı ben bunu neden çok önceden bir bilet alayım ve bunu biletimin yanması ihtimaline binaen işte operasyon talimatı vereyim. Ya yani bunlar tamamen suizan diyebileceğim haksız söylemler. Aslında böyle bir şey yok. Ha şunu söyleyebilirim. Şimdi ben bu dosyayı ne zaman operasyon yapsam bu suçlamalar bana gelecekti. Misal ben Gezi'den önce operasyon yapsaydım diyeceklerdi Gezi olacak bundan dolayı yaptın. Gezi'den sonra yapsaydım diyeceklerdi ki işte Gezi'den sonra hemen operasyon yaptı. 25 ya 30 Mart seçimlerinden sonra operasyon yapayım deseydim o zaman da diyeceklerdi ki ya Cumhurbaşkanlığı seçimi var bu nedenle yaptı. Hadi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki tarihte bir yapayım deseydim ya o zaman da diyeceklerdi ki genel seçimler var. Ya bunun önü almak mümkün değil. İkincisi bir savcının böyle düşünceleri yoktur. O dosyasını düşünür, milletin hakkını, hukukunu düşünür. Ve operasyon yapılması gerekiyorsa talimatı verir, operasyon da yapılır. Dönemin başbakanı ve şimdinin cumhurbaşkanı meydanlarda sizin için militan savcı dedi. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Evet, hatta orada şey dedi, militanlar gibi bildiri dağıtma. Yani bir bana militan dedi, yani bir savcı militan dedi. Bunu kim diyor? Başbakan diyor. Yürütmenin başındaki bir şahıs diyor. Nerede söylüyor? Mitingde söylüyor. Açılışlarda söylüyor, sempozyumda söylüyor. Yani binlerce insanın bulunduğu bir ortamda bana militan dedi ve beni hedef gösterdi. Ben bir cumhuriyet savcısıyım. Yani devletin bana bazı görevler vermiş ve bu görevleri ben sonuna kadar yapma sorumluluğu içerisinde bulunan birisiyim. Yani ben zannederim ki yani bizim meslektaşlarımızın önemli bir kısmı da benim yerimde olsalardı hemen hemen aynı şeyi yaparlardı diye düşünüyorum. Yani Türk tarihinde ilk defa cumhuriyet savcısı talimat veriyor. Bu talimatı kolluk kuvveti uygulamıyor. Yani emniyet uygulamıyor. Bu sadece savcının vermiş olduğu bir talimat değil. Aynı zamanda mahkeme kararı uygulanmıyor. Şimdi böyle bir savcıyı düşünün. Soruşmasının gereğini yaptıramamış bir savcı. Ve bu süreç içerisinde dosyaya o kadar çok müdahale olmuş, tehditler almış, sıkıntılar yaşamış bir savcıyı düşünün. Yani gerçekten benim hayatımdan birkaç yılı götürmüş bir
nokta. Yani o konuda ben yaşlandığımı hissediyorum. Sıkıntılar yaşadık. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. O 24'ünde, 25'inde, 26'sında, hakeza 27'sinde ve 28'inde dönemin başbakanının mitinglerde benim hakkımda söylemiş olduğu militan savcı, yüz karası savcı, senin de daha işimiz var, hedef gösterircesine bu sözleri duyduktan sonra bir insanın etkilenmemesi mümkün mü? Ben de bir insanım. Sıradan bir savcıyım ve sıradan bir insanım. Ve toplumumuzda o kadar çok insan var ki birilerinin gözüne girebilmek için, yani başbakan bunları söylemiş, ben de şunu tak tak şunu yapayım düşüncesinde olan bir sürü insanın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Hayati endişem oldu, ailem hakkında endişelerim oldu ama o dönemde yapmam gerekeni ben sonuna kadar yaptığımı düşünüyorum. Ve ilk defa bir basın açıklaması yapma mecburiyetinde kaldım. İlk defa basın açıklaması yaptım. Yani ben yaklaşık 3 yıl basın savcılığı yaptım. Bu basın savcılığı yaptığım dönemde de basın açıklamaları hazırladım. Başsavcı vekiline verdim basın açıklamalarını. Başsavcı vekili de bu açıklamaları yaptı. Yani basın açıklaması konusunda şeyim vardı, tecrübem vardı. Ama ilk defa bir savcı basın açıklaması yapma mecburiyeti hissediyor. Yani neden hissediyor? Bu kadar baskı yapılmış. Bu kadar sorumluluk var. Vicdanen rahatsız olmuş, sıkıntı yaşamış. Bir insanın artık yapabileceği tek şey vardı. Benim de yapabileceğim şey oydu. Basın açıklaması yapılarak hem meslek yetkililerinin, yani bunun içerisinde HSYK, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, yani bütün hukukçuların, Barolar Birliği'nin, daha önemlisi milletimizin bilgilendirmek istedim. Milletimin benim yanımda olmasını istedim. Bu söylemlerden sonra ben adım adım takip edildim. Yani tabii ki tahminlerim var. İstihbarat örgütleri takip etti. Ya mesela ben Tekirdağ'a tayin edildim. Bir süre otobüsle gidip geldim. Pazartesi günü gidiyordum, cuma günü geliyordum. Pazartesi günü sabah 5.30'da kalkıp evimden çıkıp metro ile otogara, oradan da adliye geçtiğim bir dönemde sabahın 5.30'unda evimin önünde birilerinin beklediğini ve benim takip ettiklerini fark ettim. Tekirdağ'da bulunduğum süre içerisinde köşe bocaklarında takip edildiğimi hissettim. Çünkü ben savcıyım ve terörle mücadele içerisinde bulunan bir savcıyım. Ve bunu fark etmem de çok normal. Sadece ben takip edilmedim, ailem takip edildi. Eşim taciz edildi bu konuda. Daha ötesinde memleketimde işte ya kardeşlerim, annem, akrabalarım bu konuda sıkıntı yaşadılar. Benim ceddimi araştırdılar. Benim bile hatırlayamadığım 1960'ların sonunda bir akrabamızın olduğunu öğrendim. İşte deniz gezmişlerle beraber işte hareket etmiş. Sonra o dönemde köyü terk ederek, Yalvaç'ı terk ederek bir daha geri dönmemiş birisini öğrendim. Yani belki bu yönüyle faydaları oldu. Ama yani adım adım takip edildik, taciz edildik. Dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı kendisinin ve ailesinin dinlendiğini söyledi. Bu soruşturma kapsamında, 25 Aralık dosyası kapsamında siz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ı dinlediniz mi? Biz Bilal Erdoğan'ı dinlemedik. Berat Albayrak'ı dinlemedik. Başbakanı kesinlikle dinlemedik. Hiçbir milletvekilini, yani dokunulmazlığı bulunan hiçbir milletvekilini, bakanı, başbakanı vesaire, bunlardan hiçbirisi dinlenmedi. Ya ben yıllar içerisinde yapmış olduğum soruşmalarda tecrübeyle sabittir ki böyle önemli soruşmalara çok fazla müdahale oluyor. Müdahale de yapılıyor. Biz Bilal Erdoğan'ı dinlediğimiz takdirde ya da Berat Albayrak'ı dinlediğimiz takdirde onlar simge isimler. Yani Bilal Erdoğan ismini orada kim görürse, bir polis memuru da görebilir, adliyeden bir memur da görebilir ve bu soruşmanın deşifre olması çok sıradanlaşabilirdi. Yani çabuk deşifre olabilirdi. Yani ben deşifre olmasını önüne geçmek amacıyla ilk etapta dinlenmesini istemedim. Ancak dinleme yönünde bir karar alma pozisyonuna geldiğimde de
biraz önce anlatmış olduğum Binali Yıldırım'ın dosyaya müdahale etmesinde öğrenince Bilal Erdoğan'ı dinlemekten tamamen vazgeçtim. Aslında dinlemeyi düşünüyordum. Çünkü soruşma içerisinde çok önemli bir faktör. Çok etkisi olan birisi ve kamu gücünü çok fazla kullanıyorlar. Nüfus ticareti yapıyorlar ve dinlenmesi gerekirdi. Ancak eğer ben Bilal Erdoğan'ı dinlemiş olsaydım bu soruşturma başladığında biterdi. Yapamazdık. Şimdi ben bu ses kaydını dinleyinceye kadar böyle bir ses kaydı olup olmadığı konusunda bilgim yoktu. Haberim olmadı. Yani soruşma süreci içerisinde bu konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme bana yapılmadı. Şimdi biz Bilal Erdoğan'ı dinlemediğimize göre ve başbakanı da dinlemediğimize göre bu dinlemeler, yani o sıfırlama konuşması olarak dillendirilen o dinleme bizim soruşturmamız kapsamında yapılan bir görüşme değil. Zannedersem bu görüşme internetten, medyadan gördüğümüz kadarıyla böyle bir görüşme iddiası var. Ve bu görüşme olmadığı konusunda da herhangi bir teknik bir inceleme de yapılmadı. Bazı teknik incelemeler var bu görüşmeler olduğu konusunda ama bu konuyla ilgili özel bir inceleme yapılmadı. Benim tahminim bu konuda, tahmin yürütebilirim. Emniyetin kriptolu telefonları dinleme kabiliyeti yok. Çünkü kriptolu telefonları dinlemek için özel cihazlar gerekiyor. Yani o kriptolu telefonlarda bir sürü şifreleme yapılıyor. Bu şifrelemeler her saniye değişiyor ve bunlar tek tek çözülüp dinlemenin yapılmış olması lazım. Şimdi bildiğim kadarıyla emniyette böyle bir yetenek yok. Böyle bir dinleme kabiliyeti yok. Öyle bir şey olmuş olsaydı mutlaka haberimiz olurdu. Çünkü bu gibi konularla karşılaştığımız noktalarda muhakkak vardır. İkincisi, böyle bir dinleme kabiliyeti kim, bunu kim yapmış olabilir? Benim tahminim iki şekilde yapılmış olabilir. Zannedersem bunu istihbarat örgütleri bunu yapabilir. Yani istihbarat örgütlerinin yani kriptolu telefonları dinleme kabiliyeti olabileceğini düşünüyorum. Çünkü onların internetleri daha geniş ve olması da gerekir düşüncesindeyim. Çünkü artık yani iletişim çağında yaşıyoruz. Ülkenin güvenliği çok önemli. İstihbaratın özellikle milli istihbaratın yabancı ülkeleri bizim ülkemizi tehdit var mı yok mu bu konuda takip etmeleri gerekiyorsa ve bu dinlemeleri de yapmaları gerekiyor. Bir, bu istihbarat örgütleri yapmış olabilir. İkincisi, daha sonraki tarihlerde öğrendik ki Alman istihbaratı bizi dinlemiş, Amerika istihbaratı dinlemiş, İngiltere istihbaratı bizi dinlemiş. Ve çok gizli görüşmeleri de dinlendiği ortaya çıktı. Benim ikinci tahminim, işte yabancı istihbarat örgütleri ya da yabancı ülkeler bu dinlemeyi yapmış olabilirler. Tabii burada Yasin Elkadı faktörü de çok önemli. Yani Yasin Elkadı bizim ülkemize girmesi yasak olan birisi, terörü finanse eden bir şahıs olarak nitelendiriliyor. Ve bu şahıs da kesinlikle Amerika tarafından, yabancı istihbarat örgütleri tarafından mutlaka takibi yapılıyordur. Yani bu şahsın kimlerle görüştüğü ve neleri konuştuğunu bilmeleri için takip yapmaları gerekiyor. Ya biz soruşturmada Yasin Elkadı'nın Hakan Fidan'la birkaç defa görüştüğünü, dönemin başbakanıyla birkaç defa görüştüğünü tespit ettik. Bizim tespit ettiğimiz konular bunlar. Yani daha başka görüşmeleri var mıydı? Onu fazla tabii bilmiyorum. Yani Yasin Elkadı ile başbakan arasında ya da Hakan Fidan arasındaki görüşmelerin kriptolu telefonlarla yapılmadığını biz bilmiyoruz. Ve zaten Yasin Elkadı ile işte yapılan görüşmeler fezlekede ve tapelerde olan şeyler. Yasin Elkadı'nın fiziken korunduğu konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu konu hem tapelerde geçiyor hem de fiziki takiplerde bunu aleni olarak gördük. Hatta Yasin Elkadı'nın da karışmış olduğu bir trafik kazasında Yasin Elkadı'nın korumasının ve şoförünün ağır yaralanması, başbakanın müdahale ederek özel bir hastaneye sevk ettirmesi vesaire, bütün bunları düşününce yakın bir koruma kalkanı içerisinde bulunduğu aşikar. Ama
Yine telefon görüşmelerinde şu da geçiyordu. Yasin Elkadı başbakanlıktan kriptolu telefon istiyor. Tabii biz telefon görüşmelerinde işte ülke güvenliği ile ilgili çok önemli görüşmelerin olduğunu da gördük. Tabii ülke güvenliği olduğu için ben burada onları anlatmak istemiyorum. Ve bununla ilgili herhalde Yasin Elkadı yetkililerle rahatça görüşebilmek için kriptolu telefon istedi. Ve büyük ihtimalle de bu telefonu verdiler ve konuşmalar yapıldı. Yabancı istihbarat örgütleri de bu şekilde Yasin Elkadı'yı takip etmek amacıyla Türkiye'de dinlemiştir. Sizin soruşturma yaptığınız dönemde Yasin Elkadı'nın Türkiye'ye girişi serbest miydi? Şimdi biz soruşturmaya başladık. Mart 2012 tarihinde 2012-656 nolu soruşturmaya başladık. Tabii soruşturmanın en önemli sücelerinden, şüphelilerinden bir tanesi de Yasin Elkadı'ydı. Yasin Elkadı'nın özelliği Birleşmiş Milletler tarafından terör sermaye olarak destekleyen kişiler arasından zikredilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda takibat yapması, soruşturma yapması ve bu nedenle dünyanın hemen hemen çoğu ülkesinin Yasin Elkadı hakkında bir takibatının olduğunu öğrendik. Açık araştırmalarda bunu fark ettik. Ancak gördük ki bu şahsın Türkiye'ye çok rahat girip çıktığını, devletin bütün imkanlarını sonuna kadar kullandığını, başbakanlık tarafından, istihbarat örgütü tarafından işte araç tahsis edildiğini, koruma tahsis edildiğini, şoför tahsis edildiğini fark ettik. Tabii şaşırdık. Yani normal bir devlette böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü 2012 yılında bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlar içerisine girmesi yasak olan birisi. Yani girmesi yasak. Eğer bu şahıs normal pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye girebilecek bir şahıssa o zaman bu yasak neden getirildi? Bu şahsın işte Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan, işte VIP'den özel şekilde girmesini fark edince kamera kayıtlarını istedik. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın. Tabii biz sadece VIP bölümünün kamera kayıtlarını isteyince Başbakanlık Koruma Müdürlüğü hemen bizim soruşmayı takip ettiğimiz Mali Şube Müdürlüğü'nü arıyor. Diyor bu kamera kayıtlarını neden istiyorsunuz? Bizim o dönemde çok önemli bir misafirimiz Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun deşifre olmasını istemiyoruz şeklinde bir soru sorunca biz de tabii şaşırdık. Buna karşı bir önlem almaya çalıştık. Biz normal sıradan bir soruşma olduğunu söyleyerek böyle bir teşebbüsün olmadığını anlatarak bu müdahalenin önüne geçmeye çalıştık. Mesela Yasin Elkadı'nın işte başbakanla, dönemin başbakanıyla, MİT müsteşarıyla görüşmeleri var. Bu telefon görüşmelerine de sirayet eden bir konu. Biz burada bir işte dosya müdahale edilebileceği düşüncesi hasıl olunca şu yola gittik. İkinci bir yol, işte Haliç Kongre Merkezi'nde bu görüşme gerçekleştirilecek. Aslında biz bu görüşmenin kimlerle gerçekleştirileceğini tam olarak bilmiyorduk. Şüphelerimiz vardı ama tam olarak bilmiyorduk. Onun tespiti, yani bu işte terörü finanse eden bir şahsın bu şekilde bir görüşme yapması, yani ülkenin önemli bürokratlarıyla görüşme yapması, terörü takip eden, terörle mücadele konumunda bir görev olan Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren bir konu. Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi'nin kamera kayıtlarını istedik. Ve bunu isterken de Mali Şube Müdürlüğü aracıyla değil de Narkotik Şube Müdürlüğü aracılığıyla istedik. Çünkü bundan birkaç ay öncesinde böyle bir sıkıntımız oldu. Bu sıkıntı gerçekten bizi, morallerimizi bozdu. Biz normal bir soruşturma yapıyoruz ve bu soruşturmayı yani devletimizin ve milletimizin bize vermiş olduğu yetki ve yasaların çizmiş olduğu sınırlar içerisinde yapmış olduğumuz bir soruşturma. Ve Narkotik Şube Müdürlüğü kanalıyla istemememiz, şu anda polisler bu nedenle ihraç edildiler. Ha ben şunu söyleyeyim. Mali Şube Müdürlüğü de görevli, benim dosyamda görev almış polis arkadaşlar gözaltına alınıp tutuklandığında ben şunu hissettim. Dedim ki bu arkadaşlar, ben talimat verdim. Benim talimatlarımı uyguladılar. Eğer benim talimatlarımı uygulayan polisler tutuklandılarsa o zaman ben niye dışarıdayım? Ben dışarıdaysam ben
hukukun, yasaların gerektirdiğini yaptıysam o zaman neden onlar içerdi? Ya bu ikilemi ben çok yaşadım. Neden böyle bir yol izlediler? Çünkü çok büyük ayıpları, çok büyük hataları, çok büyük günahları oldu. Ve bu günah o kadar büyüktü ki hiçbir şekilde kapatılamayacak bir günahtı. Biz soruşma sürecinde bunun çok farkına varmadık. Fezleke'yi bütün olarak okuduğumda anladım ki onlarca yıl önce hazırlanmış, uygulanmış bir havuz sisteminin farkına vardık. Yani %10 her ihaleden alınan bir %10. Ve bu bir yıl, iki yıl, üç yıl değil, onlarca yıl devam etmiş bir sistem. Dönemin başbakanı militan dese de hükümete yakın medya sizin için paralel ve cemaatçi dedi. Cemaatçi misiniz? Ben 17 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Ve bu bugüne kadar benimle ilgili böyle bir isnatta bulunulmadı. Eğer böyle bir şey varsa ve bunu biliyorlardıysa bugüne kadar herhangi bir işlem yapmamaları nedeniyle suç işlediler. Yani bugüne kadar bunu yapmaları gerekiyordu. Bu isnadı neden bulundular? Neden bu isnatta bulundular? Ben çok önemli bir soruşma yaptım. Bu soruşmanın çok önemli şüphelileri vardı. Ve bir yerleri maalesef dokunmuşuz, nasırına basmışız. Ve bu nedenle bu soruşmayı kapatmak, bunun gibi soruşmaları kapatmak amacıyla böyle isnatlarda bulundular. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı şu ana kadar tespit etmeleri mümkün değil miydi? Yani ben işte memleketimde ortaokul, lise, üniversite döneminde ya bütün bunlar hepsi araştırıldı. Ben cemaatin ne dershanesine gittim, ne yurdunda kaldım. Öyle bir bağlantım, illiyet bağım mümkün değil, kurulamadı. Kurulsaydı zaten başbakanın, dönemin başbakanının mitinglerde o söylemiş olduğu sözü, sen dur daha, senin de işimiz var, senin kime çalıştığını çıkartıcı göstereceğiz denmesinin üzerinden bu kadar çalışılmasına rağmen bugüne kadar hiçbir şey çıkartılamadı. Ben görevimi yaparken kanunların bana vermiş olduğu yetkiyle ve vicdanımla yaptım. Ve bunun dışında kesinlikle çıkmadım. Hiçbir yerden de talimat almadım. Ne siyasi gruplardan talimat aldım, ne başsavcıdan talimat aldım, ne de başkalarından. Her gün aslında ben kişilik olarak sakin bir insanımdır. Yani ani tepki verme pozisyonunda olan birisi değilim. Yani bir konuşmadan önce mutlaka düşünürüm. Bir yazdığım şeyi birkaç defa okurum, ondan sonra imzalamaya çalışırım. Tabi medyada günlerce hakkımda manşetler atıldı. Yani 25 Aralık'tan sonra bu manşetler beni etkiledi mi? Mutlaka etkiledi. Ailemi mutlaka etkiledi. Annemi mutlaka etkiledi. 85 yaşında bir annem var. Benim bu dönemde en çok hicap duyduğum nokta odur. Anneme ben bu sıkıntıları yaşattığımdan dolayı yani çok üzgünüm. Olmaması gerekirdi. Ama benim elimde olmayan bir süreç bunları yaşattı. Annem de bu sıkıntıları gördü. Ya o yönüyle çok üzgünüm. Ya annemden çok üzgünüm. Bazen yürürken insanda refleks oluyor. Arkasına bakma ihtiyacı hissediyorsun. Acaba birisi beni takip ediyor mu? Şey hissediyorsun. Ya da işte karanlıkta yürürken acaba başıma bir şey gelebilir mi? Endişesi yaşıyorsun. Ben bunları neden yaşadım? 25 Aralık soruşmasını yaptığım için yaşadım. Yani 25 Aralık soruşmasını yapmamış olsaydım bunları yapmayacaktım, yaşamayacaktım. Yani 25 Aralık soruşmasını operasyona dönüştürmeseydim şu anda ben eller ayaklar üzerinde tutuluyor olacaktım. Şu anda belki bir başsavcı vekili, belki bir yerin başsavcısı olacaktım. Belki çok iyi şartlarda çalışıyor olacaktım. Ama ben vicdanen rahatım. Sorumluluğum neyse ben onu yaptım. Yapmam gereken de buydu. Ve bugüne kadar yani aradan 1,5 yıl geçti. Bir vatandaş karşıma çıkıp da sen neden böyle bir soruşma yaptın? Neden böyle bir açıklama yaptın demedi. Bir kişi bile çıkmadı. Çünkü herkes biliyor ülkede yolsuzluk var. Evet bu yolsuzluk yıllarca devam eden bir yolsuzluk. Ama işte halkımızın ahlaki çöküntüsünün noktası işte klasik söz haline gelmiş ya. Çalıyorlar ama çalışıyorlar.
bu ahlakın bittiğini gösteren bir noktadır. Yani bunu söyleyen bir insan ahlaken belli şeyleri kaybetmiş demektir. Bir Müslüman bunu söylemez. Demokrat bir insan bunu söylemez. Bir hukukçu bunu söylemez. Çünkü çalınan para evet doğrudan cebimizden gitmiyor. Ama dolaylı olarak bu ülkenin kaynakları tüketiliyor. Yani o milyarlarca dolar giderken evet senin cebinden doğrudan bir şey gitmiyor ama o sana belki maaş olarak dönecekti, belki yol olarak dönecekti. Bu ülke kaynağı olarak değerlendirilecekti. Ama biz vatandaş olarak cebimize dokunmadığı zaman, doğrudan dokunmadığımız zaman belli şeyleri çok hissedemiyoruz. Evet yani meslek olarak, yargı camiası olarak şu anda acınacak bir noktadayız. Müthiş bir hayal kırıklığım oldu. Neden diyeceksiniz? Yani bir hakim ve savcıya kim olursa olsun, bu siyasi de olabilir, normal sıradan bir vatandaş da olabilir. Birileri telefon açıp şunu şöyle yap dendiği zaman, çünkü ben bunları içinde olduğum için biliyorum. Bu tamamen ters teperdi. Yani şunu serbest bırak dendiği zaman tutuklanırdı o. Taliyet dendiği zaman farklı bir şey yapılırdı. Çünkü yargı camiasının, hakim ve savcının farklı bir onuru vardır, gururu vardır. Sorumluluğun birinci bilincindedirler. Ama şu yaklaşık 1,5 yıldır gördük ki ülkede oluşturulan korku daha fazla yargı camiasında oluşturulmuş. Yani işte bu süreç içerisinde polis memurlarının tutuklanması, kendi meslektaşlarını tutuklamaları, yani bir meslektaşını vermiş olduğu karardan dolayı tutuklamaları içler acısı bir durum. Yani bunu kabullenmek mümkün değil. Ben zannediyorum ki hiçbir hakim ve savcı da bunu kabullenmiyordur. Kabullenmemesi gerekir. Eğer bunu kabulleniyorsa ülkede yargı yok demektir. O zaman yargının olmadığı yerde biz nereye gideceğiz, gidip nereye müracaat edeceğiz? Eğer yargı olmadığı yerde orada anarşi olur, çeteler, mafya ortaya çıkar. Ve şu anda herhangi bir soruşturma, herhangi bir dosya ile ilgili çok rahat talimat veriliyor. Ve talimat o kadar aleni yapılıyor ki herkesin gözü önünde yapılıyor bunlar. Yani ben ihraç edilmeden önce, bir gün önce bakıyorsun Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili daha başkaları da tutuklanabilir gibi bir açıklama yapıyor. Bu süreç oraya doğru gideceğine kain olmaya gerek yok. Çünkü neden gidecek? Dönemin başbakanının 1,5 yıl önce meydanlarda söylemiş olduğu, benimle ilgili söylemiş olduğu sözler var. Bu sözler birileri tarafından gerçekleştiriliyor. Yani ihraç edilmem için herhangi bir sebep yok. Hakkımda soruşturma açılması için herhangi bir sebep yok. Ben avukatımla birlikte bu konuyla ilgili savunmamızı hazırladık. 60 sayfaya yakın bir savunma yazdık. Ve hakkımızda iddiaların hepsini hem yasalar kapsamında hem de İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda çürüttük. Zannedersem bu kararı verenler de bunun farkındalar. Ancak maalesef bu şekilde karar verdiler. Muammer Bey, 25 Aralık 2013 sonrası, aradan geçen 1,5 yılın sonunda önce görevden alındınız, sonra açığa alındınız ve son olarak da ihraç edildiniz. Geriye dönüp baktığınızda aynı dosya, aynı soruşturma yeniden önünüze gelse, yani bugün olsa yine aynı soruşturma yapar mısınız? Yaparım. Ya bunu bütün işlemliğimle söylüyorum. Eğer ben savcıysam bunu yaparım. Eğer hakimsem bu konuda karar veririm.